Alın, Konumuz özel üçgenler, dik üçgen. Bir açısı 90 derece olan üçgenler dik üçgendir. A'nın karşısındaki kenar veya en uzun kenar hipotenüs diyoruz. Pisagor bağıntısı nedir arkadaşlar? a kare b kare artı c kare eşittir. Bu üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımının yarısıdır. Buna göre a kare b kare c karenin toplamı 72 ise a nedir diyor. b kare c karenin a kare olduğunu dolayısıyla 2 a karenin 72 olduğunu a kare buradan 36 ve a'nın 6 olduğunu söyleyebiliriz. İki dik üçgen var. 2, 3, 6 verilmiş. DC nedir diyor. Hemen Pisagor teoremini kullanarak y karenin 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşit olduğunu, y karenin buradan 9 artı 36 olduğunu, y karenin 45 olduğunu, y'nin 3 kök 5 santimetre olduğu söylenebilir. Eğer burası a, burası 2a ise hipotenüs a kök 5'tir. Bu da aklımızda olsun arkadaşlar. Diğer üçgende 2'nin karesi artı y dediğimiz 3 kök 5'in karesi eşittir. x karedir. Buradan 4 artı 45 eşittir x karedir. x kare 49'dan x 7 santimetre olarak bulunur. ABC bir üçgen ve diklik verilmiş. 13, 15 ve 14 verilmiş. BC'nin tamamı 14 ise BD 14 eksi x birimdir. AD'ye h dersek Pisagor teoremini yazarsak arkadaşlar h kare artı 14 eksi x'in karesi eşittir. 13'ün karesidir. Aynı şeyi ADC üçgeninde yazarsak h kare artı x'in karesi eşittir. 15'in karesidir. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkaralım. Alttakini üstten çıkaralım. x kare eksi yukarıdakini açarak yazalım. 14'ün karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı x kare şeklinde karşı tarafta da 225 eksi 169 olarak yazabiliriz. Eksi şu şekilde içeri dağıttığımızda arkadaşlar x kare eksi 196 artı 28 x eksi x kare eşittir 56 olur. x kareler götürür. Buradan arkadaşlar 28 x eşittir. 196 artı 56 olur. 28x eşittir 152 olur. x buradan 9 olarak bulunur. Sadeleştirdiğimiz. Burada bazı özel dik üçgenlerden bahsedeceğiz. Nedir o da? Eğer C3K, B4K ise A nedir? 5K'dır. Yani bildiğimiz 3, 4, 5 üçgeni dediğimiz kavram. Veya 5, 12, 13 üçgeni veya 8, 15, 17 üçgeni 7 24 25 üçgeni. Bunun gibi belki yüzlerce e, Pisagor üçlüleri dediğimiz üçgenler yazabiliriz. En temelleri bunlar. Yeterlidir bizim için. 2 diklik verilmiş, 2 3 ve 12 verilmiş AD nedir diye soruyor. Böyle bir soruda arkadaşlar yine en temel konumuz olan paralel çizme kavramını hatırlıyoruz. Buradan BC'ye bir paralel DC'ye BA'nın devamı olan bir paralel çizdiğimizde şurada oluşan BCDK dediğimiz şekil bir dörtgen olur. Neden? Paralellikten dolayı diklikler. Dolayısıyla DC ile KB aynı olacağı için 2 santim yazabiliriz. BC uzunluğu ile KD uzunluğu birbirine eşit olacağı için 12 santimetre yazabiliriz. Dolayısıyla KA'nın uzunluğu 5 olduğu için 5, 12, 13 üçgeninden AD'nin uzunluğu 13 cm olarak bulunmuş olur. BAC bir dik üçgen ve kenarlar verilmiş. 3x 1, 3x artı 1 ve 3x artı 3 şeklinde. Aradaki farklara baktığımızda iki fark var. Benim aklıma hemen 6, 6, 8, 10 geliyor. Çevre uzunluğu 18-24 olarak bulunur. Bu şekilde de pratik düşünmekte fayda var. Aradaki farktan ve biraz önceki 3-4-5 üçgeninde 2 katını aldığımızda buradan bu sonuca ulaşmış oluyorum. Neden? Çünkü aradaki farkı 2 olan başka bir üçgen yoktur. Diğer türlü uzun bir şekilde yapmak gerekecekti. Veya şu şekilde taraf tarafa topladığımızda 9x artı 3 kalacaktı. Ha, bunu şıklardan giderek bir şekilde yapılabilir. Ya da Pisagor teoreminden çok uzun olacaktı. Evet, şimdi şu şekilde AC'yi uzattığımızda diklik yine verilmiş. 40, 75, 51 verilmiş. X nedir diye soruyor. 40'ı 8 çarpı 5 diye 75'i 15 çarpı 5 diye yazdığımızda 8, 15, 17 üçgeninden 17 çarpı 5 olduğu bu kenarın bulunmuş olur. 51'i de 3 çarpı 17 diye yazarsak 3, 4, 5 üçgenini düşünürsek yine 4'ün 17 katı olacağı görülmüş olur. Bu da neye eşittir? 68 eşittir. Bu şekilde pratik bir yönünü görmekte fayda var. Öklit bağlantıları dediğimiz bu çok özel bir durum nedir? tepedeki A açısı 90 derece olacak ve A'dan yükseklik inilmiş olacak. Eğer bu iki temel nokta varsa bu kuralı kullanabiliriz. Diğer türlü kullanamayız. Dolayısıyla H kare eşittir. P ile K'nın çarpımıdır. B kare eşittir. K ile A'nın çarpımıdır. C kare P ile A'nın çarpımıdır. A ile H'in çarpımı B ile C'nin çarpımına eşittir. Bunun sebebi de alandandır. Çünkü AH bölü 2 alan, BC bölü 2 iki alan, ikiler sadeleşince de AH, BC'ye eşit olmuş olur. Bu kuralların ispatlarına girmiyorum. Temel olarak bunları bilmekte fayda var. Örnekle izah edelim. Bir dik üçgen var diklikler var. Gördüğünüz gibi bu iki dik olduğu için öklik kullanabiliyorum. 9 ile 6 verilmiş. BC x nedir diye soruyor. Burada öncelikle şu parçanın uzunluğunu bulalım. Buna P dersek biraz önceki kural gereği 6'nın karesi eşittir 9 çarpı P'den P eşittir 4 santimetre olarak bulunmuş olur. Eğer burası 4 ise Burada Pisagor teoremi kullanabilirim veya Öklit kullanabilirim. Öklit kullanırsak x kare eşittir 4 çarpı tamamı, parça çarpı tamam öyle düşünelim. 4 çarpı 13 olarak yazabiliriz. Buradan x kare eşittir 52'den x eşittir 2 kök 13 santimetre bulunmuş olur. BAC bir dik üçgen diklik var. 2 diklik olduğu için yine öklit kullanabilirim. 3-5 verilmiş. X ile Y'nin oranı bizden isteniyor. Şunu yazabiliriz. 3'ün karesi eşittir. x çarpı x artı y'dir. Öklitten 5'in karesi eşittir. y çarpı x artı y'dir. Birbirine oranladığımızda x artı y'ler gider. x bölü y oranı 9 bölü 25 olarak bulunmuş olur. BAD ve BCD birer dik üçgen verilmiş ve bir de h diklik verilmiş h noktasında 7, 12, 15 verilmiş. Bizden BD ile bh'ın toplamı nedir diye istiyor. Bir kere 12, 15 burasını bilmemiz lazım. Burası 3'ün 4 katı. Bunu da 3 çarpı 5 yazarsak demek ki bu kenarda 3'ün 3 katı. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla HD uzunluğunun 9 birim olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra A dik ve yükseklik de verildiği için öklit kullanabiliriz. AH'ın yani 12'nin karesi eşittir. Buraya A diyelim. A çarpı 9 olarak yazabiliriz. Buradan da A ne olur? 16 olarak bulunmuş olur. 16 burası bulundu. Bizden istediği neydi? BD. BD 25 oldu. BH 16 oldu toplamımız ne oldu? 41 oldu. Evet, BAC bir dik üçgen. A, e, C, e ve DE birbirine eşit. Hemen burada ne aklımıza geliyor? Fantastik dörtlü. Eğer bu üç eşitlik varsa dördüncüsü de vardır diyoruz ve burayı dik işaretliyoruz. 2 4 verilmiş. DC x nedir diye soruyor. Buradan arkadaşlar direkt bu dikliği bulduktan sonra Öklid'i kullanabiliriz. Çünkü A dik D'de yükseklik verdiği için 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı 2 artı x'ten 16 eşittir. 2 çarpı 2 artı x'ten 2 artı x 8 x eşittir. 6 santimetre olarak bulunmuş olur. Da BAC bir dik üçgen dik verilmiş. AD diktir BC diye söylemiş ama göstermemiş. O yüzden işte sorunun verilen kısmını okumamız önemli. 15-20 verilmiş. X nedir diye soruyor. Şimdi burada 15-20 25 yazabilir miyiz? Neden? 3 çarpı 5 4 çarpı 5 bu da 5 çarpı 5 olmak zorunda. 3-4-5 üçgeninin 5 katı şeklinde. Dolayısıyla X'i nasıl bulabiliriz? Biraz önce 15 iki dik kenarın çarpımıyla ile x ile tabanın çarpımı birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla x buradan 12 santimetre olarak bulunmuş olur. ABC bir üçgen, açıortay ortay BD verilmiş, AD eşittir DC verilmiş, 4, 9 bize verilmiş, buradan x nedir diye soruyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Hemen ilk aklımıza gel gelmesi gereken şey yaki. Neydi? Açı ortay var, açıortay ortay var ve kenar ortay varsa, ABC üçgeni için konuşuyoruz. Burası aynı zamanda diktir, 90 derecedir ve bu bir ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Dolayısıyla burası dikse yükseklik zaten verildiği için öklit kullanabiliriz. Yani x kare eşittir 4 çarpı 9'dan x kare eşittir 36'dan x'i 6 santimetre olarak bulabiliriz. Evet açılarına göre özel üçgenler 30-60-90 üçgeni özel üçgenler biliyorsunuz. Ee Pisagor teoreminden bu kurallara ulaşabiliriz. Mesela burada eğer 30-60-90 üçgeni verildiyse 30'un karşısı hipotenüsün yarısına eşittir. 60'ın karşısında bu yarısı verilen yani 30'un karşısının kök 3 katıdır diye adlandırılabilir. Dolayısıyla ABC üçgeninde x'e x, e x kök 3 verdiyse burada açı vermediyse bu sefer de tersten buranın 60 buranın da 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde eğer hipotenüs 2x ise e, BC kenarı x kök 3 verdiyse karşısının x olduğunu ve bu açıların 60'a 30 derece ABC bir dik üçgen, açı çörday vermiş, AD ve DC birbirine eşit 3 cm BD uzunluğu ve AC nedir diye soruyor. Yine yaki hatırlamamız lazım. Neden? D'den bir dik indiğimizde aşağı doğru. Ee, burada gördüğünüz gibi DH AC yedik, çizdik. Yüksekliği çizdik. Aynı zamanda e, ikizkenar olduğu belli. Eğer ikizkenarlık da varsa buradan diyoruz ki AH eşittir HC'dir, kenarortaydır. Ve aynı zamanda burası açıortaydır. Bunu vermeye gerek yok. Zaten ikizkenarlığı bulduktan sonra taban açılar birbirine eşit olacağı için a açısı da nokta olacaktır. Dolayısıyla bu açıya alfa dersek 3 alfanın 90 derece olduğu alfanın 30 derece olduğu çıkmış olur. Alfa 30 derecesi arkadaşlar. Buralara da 30'umuzu yazdığımızda 30 derecenin karşısı 3 ise 60 derecenin karşısı ne olacaktır? 3 kök 3 olacaktır. Eğer 30'un karşısı büyük üçgende düşündüğümüzde 3 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı 6 kök 3 santimetre olacaktır. ABC bir üçgen burada arkadaşlar 60 derece verilmiş. 8, 15 ve X soruyor. Yine biraz önceki yaptığımız gibi iniyoruz. Bu tür sorularda dikinmek çok önemli arkadaşlar. Dikinlerden ineceğimize karar vermek. Neden burayı tercih ettiğimi de söyleyeyim. 8 çift sayı olduğu için 2'ye bölündüğünden dolayı 30'un karşısı 8'in yarısı olacağından dolayı burayı tercih ettim. Yoksa C'den de dik inebilirdik. Burası 4, burası 4 kök 3 olur arkadaşlar. Özel üçgenlerden, biraz önceki kurallardan bu parçanın uzunluğu 15'ten 4'ü çıkarırsak 11 olur. X'i bulmak için Pisagor teoremini kullanıyoruz. AH C üçgeninde X kare neye eşittir? 4 kök 3'ün karesi artı 11'in karesine eşittir. Burası 48 artı 121 169 x kare x 13 santimetre olarak bulunmuş olur. Şimdi 45 45 90 dik üçgeni. Bunun özelliğini a ise kenarlar hipotenüs. Bunun kök 2 katıdır. Bunu söyleyebiliriz. Eğer e, kenarlar a bölü kök 2, a bölü kök 2 ise bunun kök 2 katı a yani olacak. Örnek ADC bir üçgen verilmiş. Diklik var. Burada mesela diki kendi çizmiş. 45 derece 13, 12 birim verilmiş. Bizden x'i soruyor. Burada özel bir üçgen var. Hatırlarsanız Pisagor teoreminden 5, 12, 13 üçgeni. Dolayısıyla AB'ye 5 yazabiliriz. Dolayısıyla 45, 45, 90 üçgeni olduğu için kenarlar 5, 5. Dolayısıyla x'imiz 5, 2, santimetre olarak bulunmuş olur. İki dik üçgen verilmiş 3 üç var. 6 kök 2 ve 45 derece. X nedir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar yine 45 45 üçgenini düşünürseniz 45 45 90 üçgenini 6 kök 2 6 kök 2 ise kenarlar hipotenüs bunun kök 2 katı olduğu için 6 kök 2'nin kök 2 katı bu da 6 çarpı 2'den 12 olarak bulunur. Dikkat ederseniz burada bir dik var ve bunun yüksekliği var. Bu bize neyi hatırlatacak? Arkadaşlar Öklit teoremini hatırlatacak. Öklit'ten x'in karesi eşittir. 3 çarpı 12'den x kare 36 ve x 6 santimetre olarak bulunmuş olur. ABC, BDC birer dik üçgen 8 kök 2 verilmiş. 45, 30 ve x bize soruluyor. Şimdi yine 45, 45, 90 üçgeni var. Dolayısıyla kenarlar 8'er birim olacak. 30-60-90 üçgeninin özelliğinden 30'un karşı hipotenüsün yarısı olacağı için 4. X'imiz de buradan 4 kök 3 santimetre olarak bulunmuş olur. Bir başka sorumuz 7 kök 2 var, 17 var, 135 derece var. Genelde geniş açı verdiğinde bunun tümleyenine bakmamız lazım. Dolayısıyla burası 45 derece yine 45-90 olduğu için de burası 45 Dolayısıyla ABD üçgeninde kenarlar 7, 7 şeklinde bulmuş oluruz. Peki BC'nin uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 17, 7 daha 24 birim oldu. Bildiğimiz özel üçgen nedir? 7, 24, 25 üçgeni. ABC bir üçgen 75, 45 açılar verilmiş. 12 cm verilmiş. Burada işte nereden dikineceğimize dikkat etmemiz lazım. B'den de A'dan da inebiliriz ama eğer A'dan inersek dik Dikkat ederseniz 45 45 ve geriye burası 30 derece kalmış olur. İki tane özel üçgen elde etmiş oluruz. Buradan yolumuza devam edebiliriz. 45 45 vermiş. Dolayısıyla burası neye eşittir? 12 bölü kök 2. 12 bölü kök 2 yani 12 çarpı kök 2 bölü 2'den 6 kök 2 olarak bulmuş oluruz burayı. 6 kök 2 yazalım. Dolayısıyla 30, 60, 90 üçgeninde 60'ın karşı 6 kök 2 ise 30'un karşısı nedir? Bunun kök 3'e bölünmüş halidir. Ee, x neye eşittir? Bunun 2 katıdır. Yani x eşittir 2 çarpı 6 kök 2 bölü kök 3'tür. Burada paydayı kök 3 ile genişletirsek 12 kök 2 çarpı kök 3 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Buradan da sadeleştirdiğimizde... 4 kök 6 cm olarak bulmuş olduk. 30 30 120 üçgenin özelliği nedir arkadaşlar? A A ise hipotenüs bunun kök 3 katıdır. Aslında bu nereden gelir? 2 tane 30 60 90 üçgenin birleşiminden gelir. Dolayısıyla BC kenarını A kök şeklinde yazabiliriz. 30'un karşısı A'nın yarısı, Dolayısıyla bu parçada a bölü 2'nin kök 3 katı. Burası da aynı şekilde a bölü 2'nin kök 3 katı. İkisinin toplamı bize a kök 3 olarak gelir. 75, 120, 4 kök 3 şeklinde vermiş. Buradan tabii ki bu ifadeyi görünce hemen ne yapıyoruz? a ile c'yi birleştiriyoruz. a ile c birleşince 120'nin karşısı 4 kök 3'ün kök 3 katı olacağından dolayı 12 birim olarak bulmuş oluyoruz. Buralar 30'ar derece olduğu için geriye kaç derece kalacak? 75'ten 30'u çıkarırsak 45 derece yani 1, 45, 45, 90 üçgeni elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla x nedir? 12 bölü kök 2'dir. Bu da nedir? 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Dik üçgen soruları çözülürken, Pisagor ve öklü bağıntıları, kesinlikle unutulmamalıdır. 30, 45, 60 açılarının ve bu açıların bütünlerinin bulunduğu üçgenlerde diğer köşelerden dikme çizilerek çözüme gidileceği bilinmelidir. 15, 75, 105'te de üçgenlerde ne yapıyoruz? Köşelerden dik inilir. 15, 45 ve 6 var burada. A, AC kaç santimetredir diye soruyorum. Mesela burada şimdi nereden dikme ineceğiz? Ben mesela yine 6 çift sayı olduğu için bunu tercih ediyorum. Genelde bu mantığı kullanmanızı size de öneriyorum arkadaşlar. Nedir? A'dan aşağı dikme iniyorum. Burayı uzatıyorum. Burası dik olacak şekilde. Dolayısıyla 45 derece olduğu için burası da 45. 15 çıkarırsak aradaki parça 30 derece olacak. Dolayısıyla şurada da bir 30-60-90 üçgeni olacak. 30'un karşısı 3, hipotenüsün yarısı olacağı için burası da 3 kök 3 olacak. Kenarlar 45-45-90 üçgeninden 3 kök 3, 3 kök 3 olacak. X de 3 kök 3'ün kök 2 katı olacak. Yani 3 kök 6 olarak bulmuş olacağız. 120 derece verilmiş 8-13 X var. Yine size tavsiyem. Çift sayı olduğu için 8. 8'in olduğu tarafı uzatıp B'den dik iniyoruz. 60 derece 120'nin tümleyeni olarak karşımıza çıkıyor ve 30, 60, 90 üçgeni bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla hipotenüs 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kökücü olarak bulunur. Pisagor teoremi kullanırsak buraya A diyelim önce. Nedir? A kare tı, 4 kök 3'ün karesi eşittir 13'ün karesidir. Buradan da a kare eşittir 169 eksi 48'den a kare 121 a 11 santimetre olarak bulunur. a 11 ise x bunun 4 eksiğidir yani 7 birim olarak bulunmuş olur. İkiz kenar üçgen. ikizkenar üçgenlerde arkadaşlar burada bilmemiz gereken nedir? Tepeden tabana çizilen dikme Tabanı ve açıyı ortalar. Tabanı iki eşit parçaya böler ve açıyı iki eşit parçaya böler. Zaten bunu yaki diye anlatmıştık. Aynı zamanda burada eş üçgenler oluşur. Burada bir tane şu karşılıklı iki üçgen EBO üçgeni ile e, DCO üçgeni eştir. Benzer şekilde burada OBF üçgeni ve OCF üçgeni eşittir. Benzer şekilde buradaki iki üçgen de birbirine eştir. Ben yani de tabandan çıkılan kenar ortay uzunlukları birbirine eşittir. Burası ve burası birbirine eşittir. Açı ortaylar çizersek tabanlardan benzer şekilde ilk şekilde de çizdiğimiz tabanlardan çıktığımız yükseklikler birbirine eşittir. A AC eşittir 17 cm bir ikizkenar üçgen verilmiş. 16 12 cm bizden AD x nedir diye soruyor. Yine ne yapacağız arkadaşlar? A'dan bir dik ineceğiz. Yine ne oldu? İkiz kenarlık var ve dik var. Ya aklımıza gelecek. Buralar kenar ortay ve taban açıları birbirine eşit. Dolayısıyla 16 2'ye bölersek 8 8 burası paylaşacak. Evet burada bir özel üçgen var. Nedir? 8 15 17 üçgeni var. Diğer tarafta 15 20 25 üçgeni var. ABC A, yine iki kenar verilmiş. 3 17 var. X nedir diyor? Yine tahmin bir dik iniyoruz ve yükseklik indiğimiz için yaki kuralımızdan burası ikisi birbirine eşit olacak. Aynı zamanda aç ortay olacak ancak e, aç ortayı çizmeyelim göstermeyelim. 17, 3, 20, 2'ye böldüğümüz için buralar 10, 10 paylaşacak. Burası 7 kaldı. Bu 2 çarpı 13. Bu 2 çarpı 5. Dolayısıyla 5, 12, 13 üçgenini hatırlatıyor. 2 katı olduğu için 12'nin 2 katı yükseklik 24 birim olarak yazabiliriz. Daha sonra da ADH üçgeninde 7, 24... 25 üçgeni var. BAC bir dik üçgen. AB ve AD birbirine eşit 8 1 verilmiş. AB ile AD birbirine eşitse bu uzunluk nedir diye soruyor. Yine ne yapacağız? Tahmin ettiğiniz gibi yine dikiniyoruz. Dolayısıyla yine yakiden tekrar tekrar yazmıyorum. Buralar 4 4 oluyor. Burada dik ve yükseklik olduğu için h'ı Öklit'ten bulabiliriz. Nedir? h kare eşittir 4 çarpı Buranın tamamı 5. Yani h eşittir 2 kök 5 olarak bulunur. 2 kök 5 olarak bulunur. Daha sonra bizden ab'yi ya da ad'yi istediği için Pisagor teoremini x diyelim buraya. x kare eşittir 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi. Bu da eşittir 16 artı 20 x kare 36'dan x 6 santimetre olarak bulunmuş olur. Evet, ABAC yine ikiz kenar üçgen verilmiş. Dikler var tabandan çıkılan dikdiklerin uzunlukları birbirine eşitti biliyorsunuz. 2 ve 7 var. Biraz önce şuradaki şekilde konu anlatan şeklimizi gördüğünüz gibi şuradaki uzunluklar birbirine eşit, buralar eş üçgen diye söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla burası 2 birimse, burası 2 birim. Burası 7 ise burada 7 birim. Buradan teoremi kullanacağız. Nereyi kullanacağız? Burayı. Buraya x dersek x kare eşittir. 9'un karesi eksi. 7'nin karesi olarak yazabiliriz. Dolayısıyla x kare neye eşittir buradan? 32. Buradan da x kök 32. Bulmamıza gerek yok. Çünkü bizden bc'yi istediği için tekrar Pisagor teoremi kullanıyoruz. Bunun için 2'nin karesi artı kök 32'nin karesi eşittir. Buraya da y diyelim y'nin karesi. Dolayısıyla y kare eşittir. 4 artı 32'den y kare 36 y 6 olarak bulunmuş olur. Bir başka soru a b ve a c birbirine eşit. Yani bir ikizkenar üçgen var. Diklikler var. 2 ve 10 var. X nedir diye soruyor. Yine her zaman yaptığımız gibi bir dik iniyoruz. Dolayısıyla bu indiğimiz dik tabanı iki eşit parçaya bölünüyor yine yakiden dolayı 12'nin yarısı 6 olacağı için burası 6 buraya 4 kalıyor. Dikkat ederseniz zaten aslında burada EHAD'nin EHAD'nin bir dikdörtgen olduğu çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi dolayısıyla da x'in 4 birim olduğu görülmüş oluyor. Bir ikizkenar üçgen olması lazım. P noktası BC üzerinde bir nokta olmak üzere P noktasından ikiz olan kenarlara dikler çıktığımızda bu diklerin toplamı tabanlardan çıkılan diklerden birine eşit. B haşa eşit veyahut da C'den bir dik çıksak C haşa da eşit. Dikler var. 16 olarak kenarları vermiş. İkiz kenar üçgen verilmiş. 3 cm 150 derece verilmiş. Bizden PE x diyelim nedir diye soruyor. Şimdi burada biraz önceki kural gereği ne yapabiliriz? Buradan bir dik çıktığımızda kin uzunluğunun 3 artı x olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda 150, 90, 90 olduğu için Burası ikisi 80'e tamamlayacağı için 30 derece diye düşünebiliriz. Dolayısıyla burada bir 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşı hipotenüsün yarısı olduğu için 3 artı x dediğimiz olanaklının yarısıdır. Dolayısıyla 3 artı x 8'den x 5 santimetre olarak bulunmuş olur. ABC bir ikizkenar üçgen. AB eşittir. AC verilmiş ve dikkat ederseniz burada paraleller verilmiş. Doğru parçası birbirine paralel 5 ve 9 verilmiş çevre AFDE diyor yani buradaki bir paralel kenarın çevresi nedir diye soruyor şu taban açıları birbirine eşittir bunları yazalım öncelikle yöndeş açıdan dolayı bu açı da aynıdır EDC üçgeni de x kenardır benzer şekilde FD AC'ye paralel olduğu için yine yöndeş açıdan dolayı bu açı buraya eşittir. Dolayısıyla FB D'de bir ikizkenar üçgen yazdıktan sonra burası 5 birim, burası 9 birim olarak karşımıza çıkar. Paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağından dolayı burayı da aynı şekilde yazabiliriz. Zaten mantıken ikizkenar olabilmesi için de 9'a 5, 5'e 9 şeklinde olması lazım. Dolayısıyla çevre ne olacak? 5 artı 5 artı 9 artı 9'dan 28 cm. Bu örneğimiz arkadaşlar ABC bir ikizkenar vermiş. Dolayısıyla AB ve AC eşit olduğuna göre burası 5 ise parçamız AE 4 birim olarak yazabiliriz. 5 ve 9 x nedir diye soruyor. Eğer ABC İkizkenar üçgen ise taban açıları birbirine eşit olacak. Bunu yazabiliriz. Burası nokta diyelim burası çizgi ise karşı taraf da bu şekilde çizgi olacaktır. Köşe açı olduğu için ve ters açı oldukları için. Buraya A dersek buraya B dersek A ile B'nin toplamı 90 derece. Dolayısıyla burası A ise karşılık buralar B ise yine dik üçgen olduğu için mecburen D açısı da B açısı olacaktır. A, D, E, D. ikizkenar kenar çıktı. O halde X 4 santimetredir. Eşken üçgen. Eşken üçgende çizdiğimiz yükseklikler arkadaşlar. A'dan çizdiğimiz yükseklik, B'den çizdiğimiz ve C'den çizdiğimiz yükseklerin hepsi birbirine eşittir ve H diyebiliriz. Benzer şekilde açıortaylar ortaylar A'dan çizdiğimiz açıortay ortay, B'den çizdiğimiz açıortay ortay ve C'den çizdiğimiz açı ortaylar yine birbirine eşittir. Sadece N diyebiliriz veya hepsine H da diyebiliriz. Benzer şekilde bunlar aynı zamanda kenar ortaylardır. VA, VB ve VC şeklinde çizebiliriz. Bunların hepsine de V diyebiliriz. Hepsi birbirine eşittir. Alan ABC'yi A çarpı H bölü 2'dir. Bunu 60 90 üçgenin özelliğinden 30'un karşısı a'nın yarısıdır. Yükseklik a bölü 2'nin kök 3 katıdır. Dolayısıyla a bölü 2 ile a bölü 2 kök 3'ün çarpımı a kare kök 3 bölü 4 olarak. Burada abc bir eşkenar üçgen 5 3 verilmiş x nedir diye soruyor. Dikindiğimde eşkenar üçgen olduğu için yani kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı tabanlar iki eşit parçaya bölecek. Çünkü yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı biliyorsunuz. Aynı zamanda açı ortaydı. 8'in yarısı 4. Bu parçada 4 olması için bir birim olarak yazabiliriz. Peki yükseklik nedir? 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküçtür. Burada oluşan küçük üçgenden Pisagor teoremi ile 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi x kare eşittir 1 artı 48'den x eşittir 7 santimetre olarak bulunmuş olur. abc bir üçgen abd eşkenar üçgen diyor o halde kenarlar dörder birim 3 birim verilmiş x nedir diye soruyor. Şimdi burada yine bir yerden dik ineceğim b'yi tercih ediyorum. Sebebini zaten göreceksiniz. Dik inince tabanı iki eşit parçaya böleceği için 2 2 ayırır. 30'lar derece olduğu için 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 köküçtür. Buranın tamamı 5 birim olduğu için B, C üçgeninde Pisagor teoremini uygularsak x kare eşittir 2 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi buradan da x kare eşittir 12 artı 25'ten x eşittir kök 37 santimetre bulunur. Evet yine ABC bir eşkenar üçgen. Diklikler var. 3 var. 9 var. Çevre ABC nedir diye soruyor bizden. Bakalım. Şimdi burada bildiğimiz şey nedir? Eşkenar üçgen olduğu için açılar 60'ar derece. Bunları bir yazalım. Burası 30 60 90 üçgeninden at, 30 burası. Geriye şurası 60 kalır. Burası da yine 30 derece olarak yazabiliriz. Burada şöyle diyelim BE kenarına A dersem 30'un karşısı A olduğu için 90'ın karşısı 2A olacaktır. Tamamı 9 artı A olması için DA'nın uzunluğu ne olur arkadaşlar? 9 eksi a olur. Benzer şekilde 30'un karşısı 9 eksi a ise 90'ın karşısı bunun 2 katı olacağı için 18 eksi 2 a'dır. Dolayısıyla ac uzunluğu ile ac ile bc birbirine eşit olacağından dolayı 18 eksi 2 a artı 3 eşittir 9 artı a olur. Buradan da 3a eşittir 12'den A4 olarak bulunur. Bir kenarın uzunluğu buradan 13 birim olarak bulunur. Çevre ABC'de 13'ün 3 katı 39 santimetre olarak bulunmuş olur. Yine ABC bir eşkenar üçgen. ED paralel BC'ye. AC paralel EF'ye vermiş. Bunları farklı çizelim. 3-5. Dolayısıyla burada bir paralel kenar oluştuğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bunu direkt yazabiliriz. Uzatmaya gerek yok. ABC eşkenar üçgen olduğundan dolayı önce eşkenar özelliğinden buralara 60'ar derece yazalım. Burada paralellikten dolayı arkadaşlar yöndeş açıdan burası da yöndeş açıdan dolayı 60 derece. A'daki yöndeş açıdan dolayı paralellikten burası da 60'ar derece. Dolayısıyla gördüğünüz gibi EBF de bir eşkenar üçgen oldu. Dolayısıyla kenarları 5'er santimetre oldu. Alanın a kare kök 3 bölü 4'tü. A'yı 8 birim bulduğumuza göre 8'in karesi kök 3 bölü 4'ten 64 bölü 4, 16 kök 3 santimetre kare olarak bulunur. ABC bir eşkenar üçgen. Eşitlikler verilmiş. Bizden alfa kaç derecedir diye soruyor. A'dan E'ye çizdiğimizde 3'ü varsa dördüncü olarak buranın dik olduğunu yazabiliriz. Kenar ortay verdiği için kenar ortay aynı zamanda açı ortay olacağından dolayı eşkenar üçgende buralar 30'ar derece olacak ve D noktası aynı zamanda yükseklik olacak. Dolayısıyla D noktası da yükseklikse ise DEC üçgeni ikizkenar dik üçgen olur. 45 45 90 olduğundan alfa 135 derece olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuz 60'lar var kenarlar var. Bizden x nedir diye soruyor. Evet burada D ile B'yi birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ikiz kenar olduğu için bu bir eşkenar 60 üçgen. 60'ar derece buralar. 60 olduğu için burası 30 derece. 60'ın karşısında da 4 kök 3. Bu arada 30-60 çıktığı için geriye 180'e tamamladığı için 90. 30-60-90 üçgeni çıkmış oldu. DAB üçgeni. 60'ın karşısı 4 göküç olduğu için 30'un karşısı 4 hipotenüs de bunun 2 katı 8 olarak yazılmış olur. Dersimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Dersin daha faydalı olması için lütfen içtiğiniz soruları çözün.